Evet, herkese merhabalar. Şu anda Kocaeli İzmit Kabaoğlu projemizde bulunan inşaatımızın alanındayız. Bugün duvarlarımız örülüyor. Duvar olarak kullandığımız malzeme gaz beton. Bu videoda ustamızla birlikte gaz beton duvarları örerken nelere dikkat ediyoruz ve dikkat ettiğimiz konular tam olarak neler ve uygulamayı nasıl yapıyoruz? Bu videoda bunları anlatacağım. Videoyu ustamızla birlikte çekeceğiz. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Teşekkürler merhaba. Suat Bey. Nasıl gidiyor? Ne var ne yok abi? İyi, çok şükür. Tamam. Çalışıyoruz. Nasıl? Şimdi öncelikle gaz betonlarımızı biz buraya getirdik. Manitoyla içeri koyduk. Evet. Daha sonrasında gaz betonlarımız paketli halde duruyor. Evet. Şimdi burada ekipmanlar görüyorum, malzemeler görüyorum. İşte şeyler var, örnek veriyorum. Köpükler var. Köpükler var, evet. Harç görüyorum. Ondan sonra da yapıştırma malzemesini, tutkalı görüyorum. Örgü tutkalı var yanımda. Evet. Şimdi bunları nasıl başlıyoruz? Bunları adım adım gidebilir miyiz? Arkadaşlar şimdi birinci işlemimiz, duvarların altını iyice süpürüyoruz. Tamam. Sonra su döküyoruz. Su olmazsa olmaz kesinlikle. Sonra harcımızı koyuyoruz. Yani birinci şeyden başlıyoruz. Lazerimizi, her işlem lazer. Lazer olmazsa olmaz. Şakul rüzgardan dolayı bir şey yaramaz. Tamam. Şakul kullanacağız. Şimdi lazeri aslında buradan ve en üst noktaya göre aslında evet, ayarlıyorsun. Doğru mu? Evet. Sıfır. Bak görebiliyorsunuz. Şimdi lazeri koyduk. Şimdi bir lazer, buradan bakıyoruz. Şimdi bu terazide. İlk önce bunu teraziye getiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi teraziye getiriyoruz. Tamam, teraziye sonra getirdik. Sonra lazerimizi bırakıyoruz. Tamam, şakül sıfırdan dediğimiz olay aslında bu. Evet, şakül eskiden yani şakül kullanılırdı. Şu an lazer kullanılıyor. Ama şakül rüzgardan dolayı olmuyor. Yani düzgün çıkmıyor. Tabii. Çünkü kalemle çizdikleri zaman en azından 1 santim oynama oluyor. Ama lazerde milim hata yok. Öyle diyebilirim. Yani aslında yani o zaman şakül çok da kullanılması doğru değil. Çünkü şakül ip dediğimiz şey ip aslında. Evet. İpi yukarıdan astığımız zaman rüzgarda yani problem yaşanıyor. Yani bazen olabiliyor. Şakül yerler de var. Mesela lazerin ışık olduğu zaman, güneş olduğu zaman lazer pek görmüyor orayı. Tabii doğru. Şakül de olması lazım. Tamam. Kirişe atıyoruz. Şimdi onu tam kirişe aslında şöyle gösterecek olursak gördüğünüz gibi tam evet, kirişte aslında ve burada da tam duvarın üstünde noktayı görebiliyoruz. Tamam. Evet. Burada bir tanesini bırakıyoruz. Sonra o köşe aynı işlemi yapıyoruz. Tamam. İpimizi çekiyoruz. Harcımızı güzelce, gördüğünüz harç var. Harcımızı bırakıyoruz. Altına tarak mala görüyorsunuz. Yani bu mala, bu çok güzel kaliteli mala, şey, tamam, kürek. Bu olmasa olmaz. Çünkü tamam, bu hepsini bir tanesini deneyebilir miyiz? Evet, deneyebiliriz. Bir tanesini bir deneyelim. Nasıl bahsettiği şey nasıl oluyor? Tam onu bir gösterelim hemen. Şu şekilde arkadaşlar. Önce biraz doldurup ondan sonra böyle, tamam, boş yeri bırakmıyoruz. Evet, yani aslında gördüğümüz gibi çizgilerin hepsi evet, tam dolgu şeklinde. 20'lik oldu mu iki sefer çekiyorsunuz. İki ama 15'likte bir tane yeter. Anlık da bir tane yeter. Tamam. Peki dikeylerde gördüğümüz ip var. Şu anda görüyorum ben şu ipi. Bu ip niye için çekiliyor? Çekilmese örnek veriyorum, mevcut yetongumuzu kestik, aynı ölçüde devam etsek olmaz mı mesela? Yok yani, çünkü iki tarafta yani biz bu başa iskapamızı bırakıp bunu iskapa bırakıp, tamam, yani bir tanesi bırak bir tanesi bırakmasak yan olabiliyor. Birbirine bakmayabilir. Yani mutlaka bütün köşelerde bak 10 santimden bir tane atıyoruz. Buradan bir tane atıyoruz. Diyelim bu tamsa iki tane atacaksın iskapanı. Tamam. Yamuk, başı yamuk olmasın diye. Evet. O şekilde. Aa, görüyorsunuz ipleri bırakıyoruz şakullu. Tamam. Üstü köpük yapıyoruz. Bir santim bırakıp köpüğümüz kaliteli köpük. Köpük de su, tabii yani Soudal marka bir köpük. Evet, Soudal. Mutlaka kullanılmalı. Görebiliyorsunuz. Markaları hepsi şeyli. Bağlantısı tam. Yani evet, en azından 20 santim olması lazım. En azından 20 yani 5 santim, 6 santim, 10 santim işe yaramaz. En azından 20 santim olması lazım bağlantısı. Tabii yani aslında bağlantı ortasına o çok denk önemli getiriyoruz çünkü, ama bazı yerlerde 20 santim en az olmak zorunda diyor aslında evet, ustamız. Normalde ortalama ama tabii bir parça 5 santim, 5 santimde bir şey çıkmaz, 10 santimde bir şey çıkmaz. En azından 20 santim, 20 santim üstte olması lazım. Yani. Tamam, yani o zaman aslında şimdi özetleyecek olursak ilk başta yaptığımız işlem aslında zeminin temizlenmesi, daha sonra evet, su dökmesi. Tabii su dökülüyor ve ardından kara sıvayla teraziye alınıyor altı. Evet. Daha sonrasında yitonglarımızı koyduk ve yitongları koyarken de şakül ya da lazer evet, yardımıyla noktamızı belirledik, evet, ipimizi çektik ve duvarlarımızı da bağlantılarını, az önce gösterdiğim bağlantılarına dikkat ederek örüyoruz. Tabii her duvara en az da 3 tane bağlantı şart. Bağlantısız yapmayın arkadaşlar. Yani en az
Maksimum 3 tane bağlantı olması lazım. 3 bağlantı dediğimiz nedir? Onu da yani biraz mesela, daha açar mısın? Açarım. Bir tane şey alayım. Burada, buraya gel. Tamam. Yani bu dişi yaptın. Bu kapı pervazı verdiğin zaman şu şekilde birbirine bağlanması lazım. Yani evet. En azından 3 sırada bir lentuva kadar 3 tane atman lazım. Tabii. Hadi gerekirse bir tane üstten atman lazım. Tabii yani lentuvi, bağlantı olmadan olmaz. Kesinlikle lent uzun olmaz. Olursa birbirine bağlatsan daha iyi olur. Evet. Bu işten böyle. Makinamız var. Kesimiz. Tabii kesimde makine hata. 5 santim çıkartıyor. 2 santim çıkartıyor. Yani makineyi Ömer, da Ömer usta keser, Ömer bir tane keser misin? En azından görelim. Makine nasıl kesildiğini de görelim. Yani aslında biraz yakına koyalım. Veriyorsun. Yine takmıyor yani. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi normalde destereli de kesilebilir. Ama onda elle kesildiği için aslında 2 santim, 3 santim hatalar olabiliyor. Hatta duvar yukarı kadar çıktığında özellikle hatalar şu, da artıyor. Şu dişlerden diyelim mesela. Evet. Yani şimdi burası 60. Şimdilik bir şey çıkmaz. Evet. Bu mesela 50 santim o zaman desterenin bir tarafı yamuk olabiliyor. Tabii. Yamuk kesilebiliyor. Şu dişler destere kesemez. Böyle dizim çıkartamaz. Tabii. O yüzden makine şart yani. Makine mutlaka kaliteli. Yani hem malzeme boşa çıkmıyor hem fire vermiyor. Evet. Sener ustamız gerçekten elinden geldiğince çok titiz bir şekilde çalışıyor. Evet. Ustamız olduğu için söylemiyorum ama gerçekten çok çok kaliteli bir işçilik çıkardı. Ve şu anda da aslında tüm projelerimizi kendisi yapıyor sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Başka videolarda yine görüşmek üzere. İnşallah.